bugün yaşananlardan siz ne anladınız? Neden yaşandı neden, daha doğrusu? Aslında bence yani, esas onu neden konuşmak yaşandı? Lazım. Evet. Ya şimdi tabii kutuplaştırma bu noktadaki önemli argümanlardan birisi, doğru. Ama şunu görmek lazım. Yani ya Türkiye'de iki çizgi mücadelesi yaşanıyor. Bakın bu iki çizgi mücadelesi yeni bir çizgi mücadele değil. Aslında 30 Ağustos'tan bu yana yaşanan bir iki çizgi mücadelesi var. 30 Ağustos niye önemli? Yani bütün konuklar vurgu yapıyor. Gerçekten 30 Ağustos bir dönüm noktası ve 30 Ağustos'un açtığı yol Cumhuriyet'le buluştu. Cumhuriyet ve Cumhuriyet karşıtları arasında 100 yıldır bir iki çizgi mücadelesi var. Evet. Bu iki çizgi mücadelesinin yansıması aslında. Yani yalnızca kutuplaştırma diye ifade etmek mümkün değil. Yani sonuçta siz İsmail Haniye'nin fotoğrafını asıyorsanız bir siyasi tercihte bulunuyorsunuz. Siz Malazgirt'i 30 Ağustos'ta ya da 26 Ağustos büyük taarruzuyla kıyaslamaya çalışıyorsanız bir siyasi tercihte bulunuyorsunuz. Ya bunu görmek lazım. Aslında bu bir siyasi tercih de değil. Bu bir ideolojik tercih. Yani bu tartışmanın arka planda o var. Bakın yani AKP iktidarı bir siyasi tercih yaptı. Bu siyasi tercih bir siyasal İslamcı yaklaşımdı. Siyasal İslamcı yaklaşım Türkiye'yi 22-23 yıldır başka bir yere doğru taşıdı. Türkiye'de yeni bir tarih yazılımı çabası var. Osmanlı'nın en önemli özelliklerinden birisi neydi? Osmanlı tarihçileri vardı. Evet. Osmanlı tarihçileri padişahın istediği gibi bir tarih yazılımı yapıyordu. Yani Bakanı Büksler yani öyle ifade ediliyordu. Bunlar bir Osmanlı tarihi, resmi bir Osmanlı tarihi yazılımı yapıyordu. Bakın şimdi mevcut AKP iktidarı bir devleti bir parti devletine dönüştürdü. İki, uzunca bir süredir kendi tarihi yazılımı yapmaya çalışıyor. Cumhuriyet ve Cumhuriyet karşıtlığı biraz burada aramak lazım. Cumhuriyet'in en önemli özelliği neydi? 30 Ağustos'un açtığı alanda yürüyen ve büyüyen en önemli kavram neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında yazılı olan o yazıydı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu ne anlama geliyor? Valla gökyüzündeki Tanrı'yı yeryüzüne indirmek anlamına geliyor. Valla bu yaklaşım aslında Tanrı'yla birey arasındaki bütün aracıları ortadan kaldırma anlamına geliyor. Bu çok ciddi bir sorundu ve bu sorun Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren yaşanmaya başladı. Cumhuriyet karşıtlığı, yani bugün telaffuz etmekte zorlanıyor olsalar da tesadüfi bir iş değildi. Malazgirt 26 Ağustos kıyaslaması böyledir. TV dizilerinin, Osmanlı dönemiyle ilgili TV televizyon dizilerinin yapılıyor olması tesadüf değildir. Erdoğan ve AKP yeni bir tarih yazılımı yapmaya çalışıyor. Bir kere bunu görmek lazım. Bunu gördüğümüz andan itibaren biz neyle karşılaşıyoruz? Bakın milli bayramlara niye sahip çıkmıyorlar? Bundan dolayı sahip çıkmıyorlar. Evet. Yani siz sonuçta 30 Ağustos'a sahip çıktığınızda Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ve Atatürk değerlerine sahip çıkmak zorundasınız. Siz 19 Mayıs'a sahici anlamda sahip çıktığınızda ulusal egemenliğin nasıl bir şey olduğunu anlatmak zorundasınız. O zaman tartışma nerede başlıyor? Tartışma doğal olarak bu iktidarın ideolojik yaklaşımıyla karşısındakilerin ideolojik yaklaşımı arasında bir tartışmayı derinleştiriyor. Türkiye'de yani son derece önemli bir iş oldu. Bakın AKP'nin yeni tarih yazılımına rağmen, kendi dayattığı çizgiye rağmen yıllardır, ki 29 Ekim örneği doğru bir örnektir, yıllardır milli bayramların en önemli özelliği neydi? Türkiye'nin en az %50'si, belki daha fazlası hep sokaklardaydı. Bakın bugün 30 Ağustos akşamı İstanbul'un bütün ilçeleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimde olduğu, belediye yönettiği ilçelerden başlayarak Adana'ya, Adana'dan Bursa'ya, Bursa'dan Balıkesir'e, Balıkesir'den Mersin'e kadar şu anda milyonlarca insan sokaktadır. Evet. Konserler var, kutlamalar var. Eminim sizin 12 haber bülteni bunlarla gelecektir. Şimdi bu da bir siyasi tercih. Bakın onu söylemek lazım. Bu siyasi tercihin arka planında 100 yılın başındaki Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkma vardır. Evet. Bu sokağa çıkmanın karşısında AKP'nin bu tavrına rağmen bu tarih yazılımına itiraz vardır. Bu tarih yazılımına itiraz etmek lazım. Yani demin bir biçimde söylendi. Peki bu tesadüf müdür? Yani siz de çok iyi formüle ettiniz. Yani muhtemelen kerelerce haberlerde benzer kavramları kullanmışsınız. Ya bunun değişmesinin bir tek şeyi var. Bakın söyleyeyim çok net. Şikayet etmek yerine yarım kalmış Cumhuriyet aydınlanmasını bitirmek lazım. Nasıl olacak? Türkiye 100 yıldır, bakın en azından son 50-60 yıldır Türkiye ilerlemiyor. Türkiye geriliyor. Türkiye yalnızca klasik anlamda Cumhuriyet değerleri anlamıyla söylemiyorum. Ama demokraside gerilemiş, hukukta gerilemiş, eğitimde gerilemiş, aklınıza gelebilecek her alanda gerilemiş durumda. Bunların yeniden ayaklar üzerinde buluşması gerekiyor. Bunun buluşmasının da anlamı şudur.
Yani sizin gerçekten siyasal iktidarı ve sistemi değiştiren bir yerde duruyor olmanız lazım. Yani biz yarım kalmış Cumhuriyet aydınlanmasını, yarım kalmış Anadolu aydınlanmasını tamamlamadığımız sürece tavrımız şikayetten öteye gitmez. Çünkü iktidar bunu son derece bilinçli ve isteyerek yapıyor. Anıtkabir örneği bu anlamıyla doğrudur. Hatta bakın Hamas'ın mücadelesini Kuvayi Milliye ile eşleştirme, benzerleştirme tavrı bile bunun bir parçasıdır. Çünkü siyasal İslam Cumhuriyeti reddeder. Çünkü siyasal İslam esas itibariyle kul ve yurttaşlık arasındaki ilişki tercihini kuldan yana kullanır. Çünkü siyasal İslam esas itibariyle gelir dağılımındaki eşitlikte, eşin doğrusu bugün de yaşadığımız gibi yani çalışandan ve ücretliden yana, emekliden yana, emekçiden yana tavır koymaz. Bu net, bu şöyle bir iş değildir yani anlık refleksler sonucu ortaya çıkan bir şey değildir. Bilinçli, isteyerek, planlayarak bir tavırdır. Bu nedenle de Cumhuriyet'in sembolleri olan 30 Ağustos gibi, 19 Mayıs gibi, 29 Ekim gibi bayramlarda iktidarın aldığı bu tavır anlaşılır bir tavırdır. Ya da artık o da alışılır bir hale geldi. Her milli bayramda Anıtkabir önünde Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılması da planlı. Ne yaparsınız? Vallahi siz de oraya kendi gençlerinizle gidip Cumhuriyete sahip çıkan sloganları atmanız gerekiyor. Çok net. Yani alanları boş bırakmamak lazım. Doğru, bu kaçıncı kere oldu yani. Tabii yani şimdi alanları boş bırakmamak neye dönüştü? Bakın o yani sonuçta biz 31 Mart öncesi Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar belediye kazanmamıştı. Ama 31 Mart öncesi bir şey vardı. İnsanlar milli bayramlarda sokağa çıkıyordu. Hı hı. Yani bu sokağa çıkış da yalnızca CHP'lilerin sokağa çıkışı değildi. Tabii. Cumhuriyeti, demokrasiyi isteyen insanların sokağa çıkışıydı. Şimdi Türkiye'nin %60'ını yöneten Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ya da Cumhuriyet Halk Partisi bu alanı da doldurması gerekiyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Dumlupınar'da karşılaştığı iş tesadüfü değildir. İçişleri Bakanı açıklama yapmış. Bu özel bir kutlama değil, resmi bir kutlamadır diye. İşine geldiğinde İsmail Haniye'nin fotoğrafını asacaksın. Evet. Yani Gaziantep'te meydana, işine gelmediğinde de Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı 30 Ağustos kutlamasına geldiğinde bu özel bir kutlama değildir diyeceksin. Bu bir siyasi tavırdır. Bu siyasi tavırı kırmanın bir tek şeyi var gerçekten. Yani bugün Özgür Özel de meydan okumuş bir biçimde daha sonra yaptığı toplantıda. Hı hı. Meydan okuyana meydan okuman lazım. El yükseltmen lazım. Yani o anlamıyla da bu işlerin tesadüfi olduğunu düşündürtmemek lazım normal vatandaşa. Bu yaklaşımlar son derece bilinçli ve isteyerek yapılan yaklaşımdır. Bu tarihi yazılıma, yeni bir tarihi yazılımına yani Osmanlı tarihçisi mantığıyla AKP iktidarının, Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı yeni Cumhuriyet tarihi yazılımına da itiraz etmek lazım. Bu anlamıyla da Türkiye'nin akademisyenlerine büyük görev düşüyor. Yani Türkiye akademisyenlerine, yani Cumhuriyet'le barışık Türkiye akademisyenlerine büyük görev düşüyor. Türkiye aydınlarına büyük görev düşüyor. Buna izin vermemek gerekiyor. Yani Türkiye'de kamusal bir kuruluş olan, bizim vergilerimizle beslenen TRT, bu kadar AKP propagandası yapan, AKP'nin tarih yazılımına hizmet eden asladisler... ATV oldu. Yani ATV oldu. Haber oldu yani. Hiçbir farkı kalmadı. Yani sonuçta bizim vergilerimizle, bizim paralarımızla AKP kendine göre bir tarih yazılımı yapıyor. Evet. Buna itiraz etmek lazım. Bu ne anlama geliyor? Onu bir toparlayayım, size bırakayım. Bu şu anlama geliyor. Burada bir ideolojik ve düşünsel bir hesaplaşma yapmadan bu sorunu çözemezsiniz. Manazgirt önemlidir ama Cumhuriyet açısından 26 Ağustos belirleyicidir. Tabii. Yani İstanbul'un kurtuluşu önemlidir. Hatırlayın. AKP ne yapıyordu? İstanbul'un kurtuluşunu Cumhuriyet'in o temel milli bayramlarının önüne geçirmeye çalışıyor. İstanbul'un kurtuluşu önemlidir ama 29 Ekim belirleyicidir. Böyle bakabilmek lazım. Bunu söyleyebilmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben ve Özgür Özel'in bugün Dumlupınar'da yaşananlardan sonra hani Ali Yerlikaya'ya yanıt ver dediniz ya, o yanıtını bir hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Sonra Diyanet'i